Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'deki tek mi fonksiyonunu anlatmak istiyorum. İngilizcesi is odd. Bilgi grubunda tek mi, çift mi, e boşsa, e doluysa, e çift, e boşluksa vesaire arkadaşlar. Bu tür e'li yine is even, is odd, is empty, is text, metin mi, metin değil mi gibi. Sayı mı, e sayıysa. Bunların hepsi benzer şekilde kullanılabilir. Hücredeki bir değere bakılıyor. Tek sayı olup olmadığını söylüyor. Tek sayı ise doğru döndürüyor. Doğru döndürdüğüne göre doğru yanlış döndüren şeyler değerle birlikte kullanılabilir ihtiyaca göre tabii ki. Bir örnek yaparak bundan bir şey türetelim. Biliyorsunuz günü bulabiliyorduk. Gün diye bir fonksiyonumuz vardı bir tarih değerinin. Eşittir GV deyince hemen çift tıkladım. Bunu verdim. Ctrl Enter veya şuna basıyorum. Çift tıklıyorum. Sayıya çeviriyorum. Süratlerini attım. Bunlar gün sayıları. Tek günleri çift günlerin toplamını verir misin? Allah Allah, biz tek günleri nasıl anlayacağız? O zaman şuraya ne yapmamız lazım? Bunu bir tek miye fonksiyonun içine alalım. Tek yazabiliriz de. Yanlış. Demek ki bunlar çiftmiş. Doğrular tekmiş. O zaman buraya bir e toplasam if yapıp arkadaşlar ne yapabiliriz? E toplasam if'e gidip çift sayıların toplamını alabilir miyiz? Nereye bakacağız? Aralık. Buraya arkadaşlar. Ölçüt dediğimiz şey yazabilirdik. Tek olanlara göre doğru olacak. Doğru olanlar. Ondan sonra toplam aralığı da burası olacak. Evet. Sayı çift olanları bulmak için aynısının yanlış olanlarını alacağız. Arkadaşlar. Onu da küsuratlandıralım. Bir sağlama yapalım mı? Ne kadarmış bunun toplamı? 1359.900. Buraya geleyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz sağlama yaptık. Tek günler ve çift günler toplamı yaptık. Bir grafik de çizelim. Tek günler, çift günler. Yani Excel'i böyle kullanıyoruz diye arkadaşlar gösterelim. Tek günler, çift günlerin birbirlerine oranlarını, işte bu ayki tek günler, çift günler, öbür günler. Bunlar arkadaşlar yapılabilecek şeyler çok da abartmayalım. Evet, özellikle bir sayısal değerimiz var. Tek mi, çift mi onu elde ediyoruz. Arkadaşlar hem istatistikte olsun, hem sayısal işlerde olsun, mühendislikte, üretimde elbette bu tür şeylere ihtiyaç olabilir. Siz normalde bölüp kalanına bakmakla, hani biz mod aritmetik dediğimiz, mod 2 sıfırsa çift sayı gibi düşünebilirsiniz. 2'ye bölerek davranabilirsiniz. Çıkan sayıya göre tek mi çift mi gibi. Ancak gerek yok tek mi çift, ama true false diye döndürüyor. Yanlış doğru. O zaman bizim bunu bir eğerle kullanmamız gerekebilir. Tabii eğer bunu çift olarak şey yapacaksak, yani buradaki problem yok, hatta bunu gizleriz de, hani tek olup çift olmasına göre bir şey üretilecekse, o zaman eğerle onu kontrol etmemiz lazım, anlamda söyledim. Burada summit'te problem yok. Burada aldık ve topladık. Evet arkadaşlar, fonksiyonu da sizlere e tek mi fonksiyonunu anlatmaya çalıştım. Tek mi videosu is odd arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.